24, dünya döngüsünün bir parçasıdır. 24 saate göre belirlenir. 24'ün önemli bir sayı olduğunun ilk işaretini ezoterik bilimlerin kendileri. Örneğin, modern astrolovide 2 eksik vardır. Gezegenler şu anda, astrolovide 12 ikiz takımını tanımlayan 12 burç vardır. Özellikler. Bu 12 işaretin her biri, olumlu ve olumsuz özelliklere sahiptir. Kendi doğuştan doğası, 12 işareti toplam 24 tezahür haline getiriyor. İstasyonlar. Astrologi ayrıca 12 burcun her biri için 12 ev kullanır. Astrologer, jeosantrik bir doğum haritası amacıyla dünyanın sabit olduğunu varsayar. Nokta ve diğer tüm kozmik cisimler günde bir kez onun etrafında döner. O zaman AP, bu 24 saatlik sistemi doğum haritasına katar. Grafik 12 bölüme ayrılmıştır. Mentler veya evler ve bir segment veya ev, toplam 24 saatin 2 saatine eşittir. Saat. Tüm bunlarla ilgili en büyük sorun, şu anda bilinen yalnızca 9 tane olmasıdır. Gezegenler ve Güneş ve 12 ev, bu 12 burcu ve Ay 12 evi yönetecek. Bize toplam 22 verir, ancak olması gerektiği şüphesiyle baş başa bırakır. 24 olmak. Birçok astrolog, 2 kayıp gezegen olduğunu düşünüyor. Bununla başa çıkmak için ikilemin aksine, 2 kayıp gezegene 2 isim ile aynı isimleri vermişler. Zaten bilinen mevcut gezegenler, Merkür'ü hem Başak'ın hem de Gem'in hükümdarı yapıyor. Ve hem Boğa hem de Terazi'nin hükümdarı Venüs. Çok şey oldu. Bununla ilgili tartışmalar var, ancak diğer iki gezegen keşfedilene kadar astrologlar, basitçe veya o kadar basit değil, aynı gezegeni iki farklı burca atfederek, durumun gerektirdiği gibi aynı gezegene tamamen farklı özellikler. Biraz aptalca görünebilir ama aslında bu koşullar altında yürümez. O kadar da kötü, çünkü doğru özellikler en azından doğru özelliklere atfedildi. Doğru gezegenlerine olmasa bile işaret. Kabala'da iki eksik arketip hakkında daha fazla kanıt buluyoruz. İçinde. Tarot, kabalistik hayat ağacı 22 bilgelik yolu ile çizilir. 10 sepirota götürür. Toplu olarak, sepirot ve yollar 30 olarak adlandırılır. Bilgeliğin iki yolu. Ancak dağ tadında 11. bir sepira da vardır. Yer aldığı söylendiği için genellikle ağaç üzerinde temsil edilmez. Uçurum. Dağ çekildiğinde yine 24 bilgelik yolumuz olur çünkü. Dağ ağaca bağlamak için iki yola ihtiyacımız var. Tüm ezoterik gelenekler, eksik olan iki arketipi kaybetmemiştir. Kutsal olarak, rün yapma sanatı, 25 taş var ama bunlardan biri boş. Tahmin ettiniz, bize toplam 24 kaldı. Ve oyun kartlarında, 12 mahkeme kartı. Bu kartların her birinin üzerinde iki portre vardır. Diğeri, yani bir oyun destesindeki tüm mahkeme kartlarında 24 yüz vardır. Bir an için ezoterik geleneği terk edip daha dünyevi olana geçmek. 24 arketip arayışımızdaki göstergeler, daha önce de belirtildiği gibi, biz, zamanı ve günün 24 saatini düşündüğümüzde başka bir anahtar bulun. Biz ölçeriz. Dünyanın güneşe göre döngülerine göre yıllık, aylık ve haftalık zaman, takvim tarafından kanıtlanır ve ayrıca günlük döngüleri güneşin birimlerine dayandırırız. Saatin gösterdiği gibi 24. Dünya her 23 saat 56 dakikada bir döner. Yani gün ve bu saat zamanının temelidir. Bu 24 saatlik gün üzerinde çalışıyoruz ve onu 12 saatlik ışığa bölüyoruz. Güneşten ve 12 saatlik karanlıktan, dünyanın merkezinden ölçüldüğünde. Equalizer. Dünya 2-3 eğime sahiptir. Güneşin gökyüzündeki görünen yıllık yolu biliniyor. Ekliptik olarak. Ekliptik, dünyanın yörünge düzleminin dünyaya olan izdüşümüdür. Gök küresi. Dünyanın 2-3 eğikliği nedeniyle, ekliptik ile arasındaki açı. Göksel ekvatorda 2-3'dir. İkisi bahar ekinoksunda kesişir, 0 koç. Ve sonbahar ekinoksu, 0 terazi. Tarotta, eksik olan iki arketip için bazı olasılıklar vardır. En son, ve Crow's Tot destesinin daha küçük versiyonu, Lady Har'ın iki ekstra kartını içerir. The Magus'un ikinci bir versiyonu ve The Magician, başlıklı üçüncü bir versiyon. Tarot Network Nusin editörü Gary Ross, bu iki kartın. Nörogenetik tarota karşılık gelir. Crowley'in ek sihirbazı şu anlama gelir. Chiron ile ilgili olarak 000 fujiona yanıt verir ve alternatif Magus karşılık gelirdi. Persepone ile ilgili 00 Starmaker'a yanıt verin. Anahtar kelime düzen olabilir. Starmaker için füzyon ve kuvvet. Kendimizi bu kadar eğilimli hissediyorsak, bu iki ek mimari ile çalışmaya başlayabiliriz. Artık yeni Crowley destesini kullanarak veya kendi füzyon ve diğer destelerle Starmaker.
tanıdıklarını ortaya çıkarıp çıkarmadıklarını görmek ilginç olurdu. Temasa geçebileceğimiz arketip kalıpları ve eğer öyleyse, nasıl etkiledikleri. Biz, bugün kullandığımız Major Arcana'da temsilleri kaçırmış olabiliriz. Belirli arketiplerin istasyonları. Bu ister modern bir kayıp, ister eski bir kayıp olsun. Bilmiyorum, belki de eskiler bilgilerini bize aktarmadılar ya da. Belki de bazı ek arketiplerin tanınması daha yeni kitlesel pazarlamaya geliyor. Bilinç, bazı insanlar, gelişmemize yardımcı olan diğer iki faktörün. 24'ün bir sonraki adımı, ilerlemeye hazır olduğumuzda keşfedilecek. Daha yüksek gelişme. Bölüm 3. Tarot ve birey. Hayata her zaman kendimiz ya da başkaları aracılığıyla bakabilmişizdir, çoğu. İnsanlar hayata başkaları üzerinden bakar. İyiyi de kötüyü de başkalarından beklerken, yargılarını kişisel değerlendirmelere ve diğer insanların tepkilerine dayandıran öğrenciler. Ezoterik kendi içine bakar ve yargılarını içlerinde bulduklarına dayandırır. Benlikler, ironi şu ki, sorulduğunda genellikle kendimizi diğerlerinin zıttı olarak etiketliyoruz. Biz gerçekten kimiz, pek çok insan kendinden emin bir şekilde kendilerini anladığına inanır. Ezoterik tipler ise genellikle kendini gerçekleştirmede başarısız olduklarına inanırlar. Biz ne zaman? Diğer insanlara yansıtmak, onları gördüğümüze inanmak, gerçekte sadece. Onlar da kendimizi görmek. Sonumuzu daha net görebilmek için kendi içimize bakmak daha iyidir. Başkalarını kendimizin yansımaları olarak değil, gerçekte oldukları gibi görmek. Hem cevaplarımız hem de sorularımız için başkalarına bakmak insan doğasıdır. Sorunlarımız ve çözümlerimiz. Bu yüzden liderlerimiz, kiliselerimiz, hükümetlerimiz var. İlişkiler, kahramanlar ve akran grupları. Bize ne yapmamız gerektiğini, neyin doğru olduğunu söylüyorlar. Yanlış olan nedir ve belirli insanları örnek alacağımız rol modeller olarak belirleriz. Kendi hayatlarımız. Bazen belirli bir noktaya katıldığımızda net gördüğümüze inanırız. Cumhuriyetçi veya demokrata oy verdiğimizde ve ne zaman? Örnek almak ve hayran olmak için belirli aktörleri, aktrisleri veya tanınmış kişileri seçiyoruz veya küçümsemek ve küçümsemek için başka bir şey, ama gerçekte tüm bunlar sadece kendimizin yanlısı. İnandığımız şeyi bir başkasına yansıtmak ve bununla çok az ilgisi var. Kişi gerçekten. Hayatın öğrencileri nadiren herhangi bir dini kuruma aittir çünkü. İlkelerinin her zaman liderlerinin kişisel inançlarından kaynaklandığını bilirler ve nadiren. Kamuya mal olmuş kişilere çok önem veriyorlar çünkü onlar siyasetin nasıl yapıldığını biliyorlar. Uzmanların kendilerini nasıl algıladıkları ve halkın onları nasıl algıladıkları genellikle yanlıştır. Tarotta da durum böyledir. Tarot içeriden veya dışarıdan görülebilir. Seçim bizim. Bazıları tarotu çevreye, dışa yansıtılacak bir şey olarak görür. İşsel olarak değil. Bir süre okuduktan sonra bu insanlar onlara inanır. Hem kendisi hem de başkaları hakkında bilgi sahibi olur, daha sonra bu bilgiyi. Diğerleri. Bu teorinin sorunu, öğrenmenin ömür boyu süren bir çaba olmasıdır. Muhtemelen birçok yaşam ve ne zaman öğrenmiş olduğumuz azıcık şeyi alıp başlarsak, başkalarına yansıtarak bir kez daha görmeme tuzağına düşüyoruz. Açıkça herhangi biri, onlar veya biz. Sonunda falcılıktan birini seçmek zorundayız. Başkalarına tavsiye verdiğimiz tarot yaklaşımı veya daha bireysel yaklaşım. Sembolizmini kişisel gelişim ve anlayış için kullanırız. Bazı insanlar, aydınlanmayı bıraktıklarında aydınlanmaya ulaştıklarını düşünürler. Bir kiliseye özlem duyun ya da insanlardan putlar yapın. Umarım bu doğru bir adımdır. Ama burada gerçek bir tehlike var, özellikle ezoterik çalışma dünyasında. Çünkü bazı insanlar sadece idollerini diğer insanlardan transfer ediyorlar. Kendilerine. Yaptıkları şeyin bu olduğunu bilmiyorlar ve çoğu zaman öyle olduklarını düşünüyorlar. Daha yüksek güçleri takip eder, ancak çoğu zaman bu sadece kendi bilinçaltıdır. Biz, hayırsever yüksek güçler ile muhtemelen daha düşük güçler arasındaki farkı söyleyebilir. Kötü niyetli güçler, çünkü iyi arketipler diğer insanlarınkine karışmaz. Egoyu şişirme, pohpohlama veya bizden daha özel olduğumuzu hissettirme. Ve kutuplar açısından iletişim kurmayın, yani doğruya karşı doğru. Yanlış. Adam vs. kadın. Arketipler, nerede olduğumuzu her şekilde kabul ediyor. Eğer sahipsek, diğer insanlar için gerçekleri tanımlamayı nasıl bekleyebiliriz? Gerçeklerimizi bizim yerimize tanımlayamayacaklarını öğrendiniz mi? Burada bir ikilem var ve arayanlar için gerçek bir tehlike olabilir. Sadece yapmamaya dikkat etmeliyiz. İdollerimizi başkalarından kendimize aktarın ki, bunu başarabileceğimize inanalım. Başkalarına cevaplar vermek.
kehanetten öğrenmemiz gereken herhangi bir şey varsa, o da her birinin. Birey farklı bir yolda yürür. Entelektüel olarak konuşursak, bu zor bir konu değil. Kavramak dışında. Çoğu insan, bireysel özgürlüğün herkese Tanrı tarafından verildiğini düşünür. Ancak bir şeyi bilmek, bir şey olmakla aynı şey değildir ve hepimizin bireysel haklarına sahip olduğumuz inancını fiilen yaşamak söz konusu olduğunda, kader, bizim kişisel olarak onaylayıp onaylamamamızdan bağımsız olarak, bu oldukça farklı hikaye. Böylece haçlılar var elimizde, hayat yanlıları, seçim yanlıları, çeşitli. Hristiyan mezhepleri, siyasi aktivistler ve böyle bir nedenler değişkenli. Ve her biri herkes için doğru olduğunu iddia eden yasalar ve hayırseverler. Akıl, kehanet konusunda da aynı duruma sahibiz, neyin doğru olduğuna olan inanç. Benim için senin için de doğru. Bunun herhangi bir şekilde olduğuna inanırsak, yapabileceğimize inanırsak, herhangi bir şekilde bir başkasının ne yapması ya da yapmaması gerektiğini ilahi, o zaman elimizde. Kehanetin bize öğretebileceği en önemli gerçeği anlayamadık. Bir şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirlemeye çalışmak değer içerir. Sadece ilgili kişinin gözünden görülebilen yargılar. İçinde. Tarot, belirli arketipleri ve bunların muhtemel klasiklerini tanıyabiliriz. Davranışlar, ancak amaçlarının tam olarak ne olduğunu tanımlamaya çalışmak tamamen başka bir hikaye. Bu arketipler olabilir. İnsan olabilir. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.